Banu Alkan, Safiye Soyman, Faik Öztürk. Dört ünlü isim uzak doğuda neler yaşadı? Hindistan'dan çok özel görüntüler. Az sonra. Ama oturamıyor musun? Gömülüyorum. Tamam, nasıl oturayım? Ya şöyle sandalye oturayım. Toplamaktan yoruldum. O ne? Her yere dökülüyor. Israfiye tüyleri. Aa, ne şey yarın kaldı abi. Reklama gitmeden şimdi önce bir şey anlatıyorsunuz. Bir yere gittiniz. Arasında bir telefon geldi. Sevgili Selahattin Alpay. Abim evde. Ben izliyormuş. Emine ablayla beraber. Oh. Oğullar emekli oldu artık. Selahattin abi her şeyden eline teyli çekti biliyorsun. Evde oturuyor. Allah Allah. Geçen bunlar gün, var ya bu birbirlerine. Nüfus cüzdanlarını değiştirmeydik Selahattin abiyle. Değiştirmeden Selahattin evet. Abi nüfus cüzdanını. Bak sen. Siyah beyaz resim getirmiş. Hiç renkli resmi yok. Şu yarım kaldı. Hayvanlar dedik. Safiye ile bir yere gittiniz. Onu anlatır mısın? İşi gücü benimle uğraş. Yok. Avusturya'ya gittik. Roma'ya gittik. Dağa çıkıyoruz. Bunun acıkma saatlerini ben biliyorum. Çıkarken dedi ki... Nasıl biliyorsun benim acıkma saatimi? He? Nasıl biliyorsun acıkma hemen saati gelince? Hemen suratından belli olur acıktı. İkincisi şey var. Ne oluyor? Safiye'nin çantayı aç. Hı. Fare girsin 6 ayda tosun gibi olur vallahi. Hep yiyecek dolu. Sen kendine bak. Bak şu ceketinin darlığına bir bak. Aa, bak dur bak, bak sen şimdi. Bak ceket. Bak şimdi. Biz zaten hayatıyla oynamayak. Bak şimdi bak. Ceketler artık daraldı. Bak, şuraya bak. Görüyor musun? Var mı? Tabii kaldı şu kolunu. Ya Safiye sen kendine bir bak. Allah Allah. Sen ki evgin hizmesindeyiz ha. Allah Allah. Yiyor. Neyse. Sen de daha çıkıyoruz. Organizatör dedi ki ya dedi Salih dedi burada dedi bir etler var. Bir etler. Bu Avusturya'nın eti çok meşhur dedi. Salih de bana baktı. Abi ne diyor dedi ablam. Dedim ben çözdüm de sana biraz sonra anlatayım dedim. Daha çıktık. Garson geldi. Buranın en meşhur eti neyse onu getir dedi. Garsona. Tabii bu lisan olmadığı için söylemiyor öbürü. Abi çıkana kadar bir tane inek görmedim. Bir tane koyun görmedim. Abi de burada yetişmez bunlar diyor. Böyle bir hayvan yok burada diyor. Bu sen ne arıyordun ki orada? Ben ne bileyim çay içimleri görünce hani oranın tereyağı falan güzel dediler. Çay içim fazla bol görünce inekleri de dedim. Buranın tereyağısı dedi. Çay içimleri görünce mi? Çay içimi gördüm giderken İsviçre'den giderken inekleri gördüm orada. Dedi. Evet otluyorlardı. Dedim bunların tereyağısı güzel şimdi olur. Yazın bir yere gittik de Seda. Yazın bir yere gittik bir festivale. Yaz Safiye'de canlı yolda hep kiraz istedi. Kiraz. Oraya gittik. Belediye başkanı geldi. Safiye Hanım hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk. Sizin dedi buranın dedi kirazı çok meşhur dedi. Onu yemek istiyorum dedi. Belediye başkanı dedi ki ben dedi 20 yıldır belediye başkanıyım. Burada doğdum büyüdüm. Bizim burada hiç kiraz yetişmez Safiye Hanım. Peki. Evet sizdeyiz arkadaşlar. Seher Yıldız. Serdar Ortaç bir açıklama yaptı. İtiraf etti. Hemen seyrediyoruz. Faik abicim seni de böyle alıyoruz. Evet. Buyurun. 14 Şubat teknoloji abi. Var mı bir plan? 14 Şubat işte karı koca oturacağız. Hediye alacağım tabii. Gül alırım. Geçen 14 Şubat gül almıştım. Hiçbir şey demedi yani. Belki o da pırlanta istiyordur abi. Yok hiç bak. Kloy'un öyle şeyleri yok. Hala ben 400 liralık yüzüğü takıyorum. İstinye'den almıştık. Hani görelim abi. Bildiğin Allianz abi işte. Hayır abi dedikodular çıktı Miami'de. Ne yapmışım abi? Kavga ettiğinize dair. Yok be abi kimle edeceğim? Ünlülerin arasında şimdi sevgililer günü yaklaşıyor ya Faik abicim. Senin mutlaka çok güzel planların, hediye jestlerin olacaktır. Ama Serdar Ortaç'ın mütevaziliğine bakar mısınız? 400 TL'lik alyans takıyoruz. Biz Kloya da hiçbir şey istemiyor benden diyor. Ben Serdar'ı iyi tanıdım. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Hı. Hakikaten mütevazi. Gerçek neyse o çocuk orada o. Doğru. Yani eşine pahalı bir şey almak marifet mi? Ne gerek var ya? Herkesin bütçesi bir değil. Doğru. Ya illa çok... Bir defa eşine pahalı hediye alan adam muhakkak tehlikeli adamdır. Aa öyle de ne alakası var? Kötü örnek oluyorsun, Faik Bey lütfen. Evet, herkese şöyle akıl ver. Serdar Ortaç'tan söz ediyoruz. Konser başına 80 bin lira, 100 bin lira alan bir adamdan söz ediyoruz. Milyonlarca lira para kazanan bir adamdan söz ediyoruz. Gösterdiği yüzük, teneke bir yüzük yani yakışır mı hiç? 400 liralık alyans takmak koskoca Serdar Ortaç'a. Çok büyük para kazanmak demek
Şimdi Serdar Ortaç dese ki 5 bin lira yüzük takayım diye herkes alkışlayıp boyuna mı sarılacak? Bunu söylemesine de gerek yok ki. Ya onu soran adam, onu soran adama bakacaksın abi. Ama şimdi, sormuşlar. Ya sormuşlar ama kaç yıllık yüzük takıyorsun diye sormamış ki. Eşiyle. Ama mütevazi olduğunu söylüyor eşinin. Eşinin bence arada çok üstüne gidiliyor. Olabilir eşi ama Serdar Ortaç bence kibri. Yani. Ya. Serdar, adam. Serdar Ortaç kumarda harcadığı paraların, kaybettiği paralarının onda birini şu kadına harcasaydı şu anda o kadın onu kafasının üzerinde taşır, başının üzerine taşırdı. Bilal abi şimdi beni, söyletti abi. Abi şimdi 50 milyon dolar para batırdı kumarda Serdar Ortaç bugüne kadar. 50 milyon dolar. 50 mi? 50 milyon dolar para hadi batırdı. Canım, yani bir erkek karısına hediye ettiği apartmanı satar mı? Kumar borcu yüzünden. Mecidiyeköy'de 5 milyon lira bina alıyor karısının üzerine. Evlilik jesti. Sonra o binayı kumar borcunu kapatmak için ama karısına yalvar yakar Bilal satıyor. Bilal onları bıraktı artık. Tövbe bıraktı artık canım yani geri döndü. Yani. Yani. Huylu hastalandıktan sonra yapmıyor. Huylu oyundan vazgeçmez Elif. Bence geçer. Huylu oyundan vazgeçmez. Yani ya, geçki kullanmıyor. Şimdi benim düştüğüm pozisyonu oyunu görüyor musun sen? Benim düştüğüm pozisyonu. Serdar diyecek ki abi orada konuştular. Sen ben diyorsun. Şimdi insanlar geçmişini hata yapıyor. Hamama giren terler. Magazin masasına geldin. Gerçekleri konuşacağız burada. Aynen. Faik Bey. Geçmişi, herkesin bir geçmişi var. Kimse evet geçmişi kurcalayıp bu adam hata yapmış. Bu kazandı, kendi kazandı, kendi yedi. Doğru. Evet. Bu devlete doğru zarar vermedi, millete zarar vermedi, kendi. Eşiyle de çok mutlu. Bir de çok büyük bir sağlık problemi var bu çocuğun. Evet. Geçmiş olsun. He, o ben sağlık problemi, seviyorum. Onu en iyi yaşayanlar biri biziz. Hatta evet. Safiye ablasıyla çok sık görüşür. Ondan bilgiler alır. Safiye de Allah bu konuda çok tecrübeli. Evet. Çok, konuda. Çok. Ama çok Serdar hakikaten bir tane. Şimdi Serdar'a geriye dön. 25 yaşından başla. Bu yaşa geldi sıfır hatayla büyür. Bu hataların hiçbirini yapmaz. O herkes evet için geçerli ama. Hatır sadece yapmaz. Serdar Ortaç için geçerli. Ama herkes yani onlar, için geçerli. Yani eşine şeyde sevgililer gününü icat eden Allah canına alır. Sevgililer günü neymiş? Niye öyle diyorsunuz? Yok canım. Yok canım. Yani analar günü şey eyvallah. Yapmayın Allah aşkına. Babalar günü. Sevgililer günü ne demek? Sevgililer günü diye bir şey bizim hiçbir ülkede şey olmadı zaten. Sevgililer günü bir gün olmadı. Hiçbir şey bekleme 14 Şubat'ta. Aksırma ağzıma. Soralım. En son sevgililer gününde yani geçen sene Faik abi senin için ne yaptı? Hatırlamazsın. Yani. Geçen hafta hatırlamazsın. Sen niye o zaman soruyorsun? Ya sen ona şimdi unutamayacağı bir jest yapsaydın elbette hatırlardı. Valla sevgililer günde bana bu zamana kadar hiç hatırlamıyorum bir şey. Gerçekten mi? Tabii hiç aldığın hatırlamıyorum. Çiçek geliyor sadece. Tabii ki Serdar'ı savunacak. Tabii ki Serdar'ı savunacak. Silah nereden çıktı be? Çiçek. Faik abi. Çiçek getiriyorsun. Hiçbir talebim olmamıştır senden. Şimdi bir saniye. Tabii. Her şey noter huzurunda yapacak halimiz yok. Çiçek getirdin. Evet sen çiçekle top getirsen yine anlamazsın. Ah olmaz artık. Hayır. Çiçek getirdin. İlk defa dedin ki Safiye dedim ben sana şu parayı veriyorum. Sen kendine ne alırsan al dedi. Bir ilk defa böyle oldu. Yoksa dedim para elden o da iyi. Kabul. Ama bu sefer dedim ki bana dedim. Bu sefer ağzımla istedim. Hem doğum günüm geliyor dedim. Hem sevgililer günü. Bana dedim bir tane yeni çıkan telefonlardan al dedim. Ya bak tamam. Seda bir de hata ne? Ağzımla istedim. Sevgililer günü de telefon hediyem oldu. 14 Şubat Safiye'nin şeyi sevgililer günü 28 Şubat'ta doğum günü. Ay ne güzel. Ay, ne güzel. Ne mutlu. Ya o annen nur içinde yatsın. Seni 29 Şubat'ta niye doğurma 4 yılda bir defa geleydi ya. Ne şanslı insansın Faik Bey. Sen şükret ayol. Sen şükret güzel. Çifte kutlama peş peşe. Yalnız Bilal abi bak evet. Serdar Ortaç bu kadar mütevaziyken Ebru Yaşar da ne diyor? Pırlantalarımdan utanıyorum daha da bir daha takmayacağım aman diyor. Aman Allah aşkına o da söylenecek laf mı ya? Olur mu öyle şey ya? Hem var hem utanıyor mu? Olmaz ben ya. Ben bir şey olmaz söyleyeyim mi? Buradan lafa karışıyorum ama Serdar Ortaç'ın hanımını ben çok iyi tanıyorum Serdar'ı da. O kadar mütevazi bir kadın ki hiçbir şey istemiyor. Doğru. Yani kesinlikle sadece onu çok seviyor. O konuyu geçtiler. Sen hangi dille anlaştın onunla? Aa konuştuk. Nasıl kaç olsun? Kere konuştuk? Kız Türkçe bilmiyor ki. Aa çocuk bilsem ki şarkısını verdi bana. Bilsem ki şarkısını verdi. Gittik şu videosunda. Hayır. Karısıyla diyor nasıl konuştuk? Beraber konuştuk. Bayağı da konuşuyor. Serdar da şeylik yaptı. Tercümanlık yaptı ara ara. Serdar da tam konuşamıyor. Niye? Biz Romanya'ya gittik beraber programda beraber havalanına geldik. Serdar yes, no, nine. Bu kendinden başka bir şey kullanmadı.
Kız iyice şapşallaşıyor yani. Hep gözün içine bakıyor, güzel bir şey duyuyor. Harika abi, Ebru Yaşar'a ne diyorsun? Ebru Yaşar'ın çok pahalı bir arabası var, eşi aldı. Pırlantası var. Hatta Ebru Yaşar tek taşını aldı. Niye demiş bunu, onu anlamadım. Utanıyorum, herkes çekiyor diyor. Çok da büyükler, utanıyorum, daha da pırlantalarımı takmayacağım diyor. Ah canım, şimdi demek hem şey. Hem eşi arkadaşım, hem Ebru arkadaşım. Abi yani... arkadaşım olmaz ki. Abi, ama gerçekleri konuşacağız burada. Gerçekleri de abi şu. Şimdi arkadaşım. Kimin bütçesi var, kimin imkanı varsa helal olsun. Vermiş, karısına yapmış, iki tane evlat doğurmuş. Yani Allah'tan Ebru Gündeş gibi olmamış. Yani. Biraz önce diyordun ki Serdar Ortaç yapmak zorunda mı Chloe'ye diyordun, pahalı hediye almak zorunda mı? Değil. Alan da alsın. Bunu da alan da almış, bunu da almış. Ebru Yaşar, Ebru niye çocuk filan devam etsin almaya, ne güzel ama işte. Ebru Yaşar da yani kocası ona büyük bir jest yapmış. Almış bu kadar hediye. Altında 1 milyonluk araba. İşte ondan sonra yat almış. Söylediğin gibi o kadar değerli pırlan. Bunu takarken utanıyorum demek olur mu yahu? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bence ne diyor biliyor musunuz? Ay çok utanıyorum falan derken daha da vurguluyor yani. Hayır, bu işler tehlikeli. Bak bunlar mi diyorsun? Yani maliye peşlerine takılıyor. Taktik yapıyor. Bunlar tehlikeli. Bunlar ekranda, gazetede, basında olmaması lazım. Yani maliye bu nereden geldi, nereden gitti hesap sorar. Ama kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Biraz önce de söyledim ya, bakın bebeğinin parmağına da takıyor. Kendi mi söylemiş? Kendi sosyal medyasında da paylaşıyor. Kendi söyledi. Bebeğinin parmağında bakın. Söyledi. Kızım da benim yolumda bakın. Gördün mü Faik abici pırlantayı? Allah Allah. Allah ömür versin sen. Allah o adama müşkül etmesin. O zaman niye utanıyorum demesin o zaman yani. Yani göğsünü gele taşıması lazım. Çok dikkat kadar... çekince utanıyorum demiş olabilir mi? Çok o dikkat zaman, çekince. O zaman Bülent Ersoy'un yerin dibine girmesi lazım. Bülent Ersoy girmez. Olur mu yani? Yani o zaman utanılacak şeyse vallahi, her tarafı pırlanta. Ben 14 gün beraber yaşadım Bülent Ersoy'la, aynı yerde aynı ortamda. Bu kadar bakımlı bir hanımefendi yok. Doğru. Öyle her yüzüğü, her elbisenin yüzüğü ayrı. Şey ayrı, bir şapka var kaldıramadım. Valla çok ağır. Hem parasal ağır, hem cüssesi ağır. Bülent Ersoy şapkayı bir taktı, gözleri görünmüyor. Çok kaymış aşağıda. Valla kaldırana kadar adam ağladı. Bir tek ona o, böyle havalı şeyleri sever. Filin üstüne bindi, çantayı bırakmadı. Çantada bomba. Ya her kadın mücevher sever. Her kadın mücevher sever. Safiye Soyman da sever. Herkes 14 sever. Şubat yaklaşıyor. Herkes sever. Evet. Ama bir şey yolunu söyleyeceğim. Yolunu aç yavrum. Hayır, bak bir şey bekliyor Safiye. Yolunu aç. Çok severim. Balık burcuyum. Hediye almasını bayılırım. Ay canım, ben de balık burcuyum. Ben de vermesine Faik de bayılırım. Faik Bey'e aldınız mı? Faik Bey'e hediye alındı mı? Yani hep kadınlara alınmıyor ki, erkeklere de aldım gelirken lazım. Cüzdan aldım ona bir tane. Bu sevgililer günü diye. Hadi Almanya'dan gelirken. Şimdi yeni Gül Shop'tan. Valla Seda 15 yıldır aynı cüzdanı kullanıyor. Yani uğurlu bir cüzdanımdı. Yırtılmıştı. Onu biraz evde diktim biktim. En sonunda dayanamadı. Sana bir cüzdan alayım dedi. O cüzdan aldı. İçi boşama cüzdanı. Yani Elif diyor ki hep kadınlar erkeklerden bir şey bekliyor diyor değil mi? Erkekler yani kadınlar da erkekleri alsın. Ya sevgililer gününde ne olacak yani? Sevgililer gününde hediye gelmiş. Ya bir defa şu var. Bir gün değil. Her gün telefonda bile. Bak en büyük sevgililer günü akşam sofraya oturursun. Kocasının alın teriyle getirdiği çorba içersen. Faik Bey öyle demeyin ya. Bırakın. Bırak bu hediyeyi. Yüzükle huzur mu geliyor? Ne olur ama şöyle düşünün. 365 gün karısına jest yapmayan erkekler var. Hiçbir şey. Yani bizim Türk erkeği şöyle diyor. Hadi sevildiğini ver hanım, bir çay içelim falan. Ne güzel söz. Olur mu canım? Yani 40 yılda bir, yılda bir ya kere adam, hanımına çiçek almış, bak, gül almış. Ne var yani? Bak bizim toplumun %80'i... Sosyal hayatı evinde yaşayan insanlar %80'i. Eşi sabah inşaata gidiyor. Eşi sabah dükkana gidiyor. Onu evden uğurlar, sırtını sıvazlar karısı. Tamam. Bu hayırlı işe. Akşam eve geldiği zaman, eli poşetli geldiği zaman o karısının suratı gülüyor. Çocuklar gülüyor mu? En bunda bir pırlanta var mı ya? Ya tamam, normali bu. Allah. Normali bu. Normali bu ama onun şey daha çok alınsın, güzel yapar. Alan alsın hediyeyi, alan alsın. Alan olan olmayana versin falan. Allah herkese sevgili nasip etsin. Ayrılık ama... haberi veriyorum. Nez boşandı arkadaşlar. Yapma biliyorsunuz. Be. Vallahi. Bunu hiç beklemezdim. Nez boşandı. Bir de mi?
Neyiz bu şarkı? Eğer gönül yazar rekoru kırmaz Allah canımı alsın. Bu dört mü oldu? Altı. 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 Hayır. Altı değil. Altı. Gönül yazar. Değil değil. Taş bebek 8 kere evlendi. 8. Tabii rekoru kırmak için çalışıyorum dedi. Ama Gönül Hanım bana bir şey öğretti. Ona gerçekten saygı duyuyorum. Şapka çıkarıyorum. Türkiye'nin en güzel elbise taşıyan kadını. Aynen. Türkiye'nin evet. en tatlı kadınlarından biri. Benim idolüm Gönül Yazar, Taş Bebek. Bir gün bana dedi ki, bak dedi birini beğendiğin zaman, bir erkeği beğendiğin zaman yanına git de ki dedi, siz benim 5. kocama ne kadar benziyorsunuz. O da sana diyecek dedi, öyle mi hanımefendi, kaç kere evlendiniz? 4. Sen beşinci oldun. Bana Gönül Yazar öğretti. Sanırım ondan sonra Adnan abi var, rahmetli Adnan Şenses var. Evet. 38 bin kere evlendi o. Gönül ablanın bana Gönül Yazar'a bir tek abla ben diyebilirim. O hakkı almışımdır. Bana bir elbise borcu var. Abi ben 6 kere evlendim. Çünkü ben flört etmeyi bilmiyorum, evleniyorum. Ama artık evlenmem. Bitti. Kesinlikle yasak. Aha bak karın da yasak. Kesinlikle. Anam görüşemiyorduk. Kesinlikle evet. Öyle mi? Seda birine aşık oldun mu, sevdin mi? Tüm bizim çekilir. Hayat bitiyor. Hayır, tamam, tüm bizim hayat bitiyor. Seda aşık oldun mu hiç görüşemiyoruz. Yemekleyemiyoruz. Bir gevşa. Bu kadar hanımefendi, bu kadar evine bağlı, bu kadar eşine bağlı bir insan yok ki. Yemin ediyorum. Ben evine gittim. Ay kıyamam. Evindeyim. Neye yarıyorsa. Evine gittim bak, gardırobunu açtım, elbise dolabını açtım. Erkek pantolonu. Beyazdan başlıyor, paçaları yukarıdan naylona konulmuş. Sanki temizleyici dükkanı. Tamam mı? O kadar böyle poşetlerle. Evet, beyazdan krem rengi. Kremden gri, griden kahveden siyah. Tamam, güzel. Rica ediyorum. Sen bir gün benim çorabımı kaldırdın mı? Kaldırdın mı? Bak işte. Kaldırmadım. Yemin et. O da hanım. Sanki bu kaldırılmış da ben kaldırmamışım gibi şimdi, duruyor değil mi? Şimdi bakın. Ama o yapıyor bana fırsat vermiyor. Bir dakika, bu çok önemli. Hayır. Bana doğru. Fırsat şimdi, vermiyor. Şimdi bir dakika gel. Nasıl fırsat sanki veriyor? Baktığınızda gözün ben yapmazmışım bakıyor. Da Safiye bunları yaparmış gibi duruyor değil mi? Doğru. Halbuki o yapıyor. Ben yapmıyorum. Ben ondan kaybediyorum bacıma. Ya Seda. Ayakkabısını erkeğin ayakkabısına kadar vallahi Seda bağlıyor. Seda Safiye ile evet. Sabah kahvaltısı yap, öğle yemeği salaklaşırsın. Niye? Niye? Hapımı içtim mi? Ya Safiye de hapı takip etmekten yoruluyoruz. Bir daha içsem ne olur? Hap o içti mi içmedi mi? Tümümüz kontrol altındayız Safiye yedi mi içti mi? İşimiz gücümüz Safiye'yi takip etmek. Bazen iki kere içiyorum. Koyduğum bir şey bulamaz. Benim çorabı gören var mı? Ulan bu çorabı kimseye vermedi. Ya biz bu çorabı nerede bulacağız? Hiçbir şey hatırlamaz. Bir bavul toplasın. O bavulu aç. En kral bunu temizleme götür. Ütü yaptın. 6 ay çözemez adam onu. Nasıl tıklıysa. Nasıl tıklıysa. Tıkar. Hiç böyle bir toplayıp bu etek böyle olsun. Şu yok. Yok. Ya yemin et öyle misin? Ya bak bir bavul yaparım. Ben Hindistan'a giderken bir valiz yaparım onu böyle şak diye çıkarırsın. Yok yok. Ben Hindistan'a giderken dedi ki Seda bana. Gelin ben senin dedi bavuluna yardım edeyim. Bavulları ben yapayım dedim. Çok yapayım. Güzel valiz yaparım. Evet ay yok ve, dedim ayol. Ve yani yardımcılarımı da yok. O konuda ben yetiştiriyorum. Valiz yapmak çok önemlidir. Doğru. Onu açtığında şak diye çıkarıp şak böyle asmış. Yok öyle bir şey. Ayakkabısı, sade ayakkabı birbirlerine çarpmış, pullar dökülmüş. Sabahtan akşama da pul yapışmış arttan adam ağlar. Aman. Safiye de ayakkabıları toparlıyor. Aman o zaman bir veterimiz var Hindistan. Bir görelim ay. Bakalım ne olmuş. Canım. Safiyeciğim ne haber? Nasılsın? İyiyim canım benim, bir tanem. Oturuyorum vallahi. Ne yapıyorsun? Yorulduk ya, acayip bir nem, sıcak. İyi böyle bir şey yok Faik, anlatamam sana. Daha yeni çok geldik. Çok sıcak. Ondan soğuk, sıcak, nem, rutubet sana anlatamam ya. Ama şu nem olmasa, şu nem olmasa var ya, o tadından yenmeyecek. Şapur şupur, Bülent Hanım öylesine, Banu Hanım öylesine. Safiye banttan konuşmuyor değil mi yavrum? Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay bir gelmiş. Onu kapat o zaman. Da kapat da konuşalım. Bir dakika dur. Ay bir tanem benim. Ne haber?
da number. Ay bir gülme dur. Alo? Hava arıyor. Number. Ay ne yeter hava arıyor. Niye diyorsun adama? Ne isteyecektim ben ya? Haydi. Ne isteyeceksin? Yemek de var diye bir soru ben. Ay. Neydi? Ne diyorsun anlamadım. Klozet diyor ya. Ne? Klozet diyor. Klozet. Ne close demek diyordu, ya? Kloz diyordur. Kapatıyorum diyordur. Ben de klozet. Ne klozet diyor ya. Ben de klozet. Kloz diyordur. Terbiyesizce mi konuşuyor? Yok hayır, ya. Hayır Faykar. Ne diyor anam? Ne? Bir şey dedi bana. Kloz. Klozet demez. Klozet diyor hayır. Ya. Bir şey dedi. Kloz diye bir şey. Kloz mu dedi? Bir dakika. Sir. Is the number wrong? Yemek. Fast food. Klozet değil. Closed. Closed. Kapalı diyor. Bağlan Hanım. Canım. Dur. Al, Safiye şu arkadan bağlasana Bağlan. Dur bir dakika. Lan buna hiçbir şey erişmez vallahi. Bağlan bir tur daha attırayım arkada itten. Dostan 60-90'a laf etme. Ay, bana halka bir iş yapıyor. Ona güldüm ilk defa. Ben de ince doğruyorum. Bana diyor ki incecik kabuğu. Ben de incecik doğruyorum. Tabii ki öbür türlü. Hani... Dedikodumu yapma bari Faik abime yapma. Kendi kendime diyor canım. Ona yapmıyorum. Doğradım bebeğim. Faik abime yapmıyorum. Ben kendi kendime söylemiyorum. Şimdi Seda, bu program hakikaten o formatın dışında olsa daha büyük olurdu. Yani daha bizi rahat bıraksalardı, metinler ayrıca daha komik olurdu, daha yüksek olurdu. Şimdi Banu Hanım, Allah ömür versin. Çok canım, çok, ben çok eğlenceli buluyordum ve çok hiç kaçırmadan izledim. Yani bir de şeyde... Metin metin falan yoktu ki biz doğaçlama yapıyorduk. Ama sen hep neredeyse olmalıydın. Metin metin işte, hep hayatım. Olmalıydı. Kendimiz doğaçlama. Hele ben tamamen kendimdim yani. He? Hiç. Tamamen sıfır ego. O kadar belliydi ki. Ay, sıfır ego. Kendim evet. Oynadım. Kendimim. Banu Hanım öyle değildi ama. Nasıldı? Banu Hanım ben egolu çok şanslıyım. Muydu? Yok ben hakikaten çok şanslıyım. Bak. Banu Hanım siyah beyaz filmler seyrederken çok ağlardım. Ay. Hmm. Niye? Çok o siyah beyaz filmleri... Hiç o kadar şey... da yaşlı bir kadın değil, abartmayın. Banu Hanım. Evet. Duyarsa şimdi bunları... Siyah beyaz yani. Hangi şarkısını biliyorsun? Ben Banu Hanım'a dedim ki... Bülent Hanım'a. Bülent Hanım'a dedim ki... Bülent Hanım dedim, Adnan Menderes'i tanır mısın rahmetli? Tanırım ayol dedi, tanımaz mıyım dedi. Banu Hanım'a sordum, tanır mısın dedi. Tanırım dedi. Safiye'ye sordum, tanır mısın? Tanırım dedi. Şimdi ortalama yaş çıktı ortaya. Safiye ben vazgeçtim. Ben tanımıyorum dedim. Bağlantı dedi ben de tanımıyorum. Dedim birbirine tanım vardı. İlk defa duydum. Kimsenin yaşını öğrenmeye peki gerek yok. Peki sen hangi şarkısını biliyorsun? Hani seviyorsun ya sen. Hani neremi neremi. Sünnetimde okuduydu. Çok duygulandı. Ay aa hiç abartmayın. Banu Alkan. Ve Allah nasip etti. Aynı dizide oynadık. Ne kadar büyüdüm geldim. Banu Hanım'la. Yok. Allah o günleri de gösterdi bana. Peki hayır, orada zorluk yaşadın mı? Banu şaka yapıyor yavrum. Sen alınma şaka yapıyor. Zorluk yaşadın mı? Yani mesela dağınıktı diyenler oldu biri için. Öbürü ben için çok... Ben zorluğun en kullanını yaşadım. Safiye ile Bülent Hanım'ın çantayı taşımaktan yoruldum. Hmm. İkisi sanki içine taş koyuyorlar ağırlıktan. Yüklemişler. Ne varsa doldurmuşlar içine. Niye maymun geldi Bülent Hanım'ın şeyini çaldı. Muz koymuş oraya. Maymun geldi o ağır şeyi... Çantayı çaldı. Maymun böyle. Yok böyle gidiyordu. Ay nasıl nerede gidiyor, nasıl dedi. Gidiyor göremedik. Maymun böyle kopmuş. Bülent Hanım'ın tabii böyle çantası Allah. Bir ağır bir ağır her şey içinde. Eurolar içinde, mücevherler içinde, takılar. Safiye orada euro onu... geçmiyor sallama. Ay euroydu vallahi. Dolar kendi söyledi eurolarım gitti dedi kendi. Evet. Dolar tabii. Vardı dolar. Ama bir şey söyleyeceğim bak Bülent Hanım için bir şey söyleyeceğim. İkimiz Ganj Nehri'ne şeyi var mıdır Ganj'ın? Ganj'a girdik beraber ya. Oraya parmağını sokamazsın. Ganj'dan çıktıktan sonra biz nasıl anlatamam sana. Kırklandık.
Bülent Hanım'la. Nasıl girdiniz? Hamama ya? Gittiler, hamama. Girdik, yok. 2,5 saat o banyo yaptı. Ben öylesine... O kadar kirli yani. Sen nasıl girdin? Ben onu yıkadım, o beni yıkadı. Nasıl girebildiniz? Evet, o kadar güzel bir vücut ki ben buradan anlatacağım. İnanılmaz. Hayır, oraya nasıl girdin diyor. Oraya nasıl girdin? Nasıl girebildiniz? Baktım Burcu kenara çekildi. Girmem dedi. Ondan sonra Banu Alkan ben girmem dedi. Bana dediler ki sakın parmağını bile sokma o Gaj Nehri'ne. Ölülerin yıkandığı yer. Ölülerin yıkandığı yer sonuçta orası. Tabii tabii. Ondan sonra kemikler şunlar bunlar. Neyse artık dedik ki hadi biz buraya geldik, çekime geldik. Ondan sonra yapımcım Uygar Bey olsun, Mustafa Kotan. Buradan selamlarımı söylüyorum sevgilerime. Aa, Safiye Hanım dediler, gireceksin şöyle bir ayağını sok dediler. Ayağımı sokayım derken benim ayak kaydı gitti. İkincisi. Kaydı. Gidiyordu kaydı. Kadın, boğuluyordu. O zaman hemen Mustafa Kotan şey dedi. Şey buldular, şamrel gibi bir şey lastik, geldi. Lastik, teker getirdiler. Şamrel. Tabii evet. Bildiğin şamrel attılar. Tekerin üstüne dedim oturayım. Ondan sonra böyle hani en azından. Orada oturamadı mı? Üstünde olayım dedim. Teker beni aldı, alabora etti mi? Sen bırak parmağımı, ağzıma su kaçtı. Ay. Kulağıma kaçtı. Ama, evet. Ama. Nasıl ama, çıktık? Sonra kırklandık Bülent'le. Ama Seda, tüm aşılarını yaptırmıştık. Evet, aşıları yaptırdık gittik. Tüm aşıları, Bülent Hanım'ı falan hiç aşılarından dolayı bir şey olmadı bunlara. Sivrisinek ısısı ölüyordu. Bunların aşılarından dolayı. Acayip böyle sivrisinekler var. Kocaman kocaman böcekler var. Seda sen yani. Bülent Hanım'la basa da. Sen o zaman Survivor'a falan da gidersin yani. Yok almayayım kalsın. Hiç oraya gideceğim. Almayayım yok. Kalsın alanı da mani olmaz. Dayanamayız ki. Ajda dayanamayız. Orada ne yiyorsun Hindistan'da? Hindistan'da. Tabii özel. Pizza yemekten anamız ağladı. Bülent Hanım. Bir tek pizzayı biliyoruz ismini. Neden? Açık büfe var. Spagetti. Bülent Hanım böyle oturuyor. Hiç. Tam bir diva. Masaya böyle oturur. Fahin bir şeyler al da gel. Ben boş lira gidiyorum getiriyorum. Bir dilim yiyor. Bunu beğenmedim bir de. 10 defa gidip geldim Bülent Hanım. Bir de beğen dedim ya. Bu gidiyor ben gidiyorum. Boş kalkmaz yerinden. Hiç kımıldamaz. İkimizden başka şey. Bir de Banu Alkan da ayrı masada oturuyor. Aynı masada oturmuyoruz. Niye? Küsler ya. Allah canıma birbirlerine girdiler vallahi. Şey yok. Sonra canım şey oldu. Barıştılar öyle. Barışmadılar da küsler. Ben Allah Allah. Şimdi Bülent. Siz karıştırmışsınız. He? Bülent Hanım. Ben onlara hep sahip çıktım orada. Şimdi Bülent Hanım gece saat Sophie. Benim adım Sophie. Saat gece hadi gel. Dizi izleyeceğiz beraber. Gidiyorum. Mahsustan bana diyor ki odayı ara. Bana şey iste bir tane. Bülent Hanım ben nasıl isteyeceğim grisini? Nasıl istiyor abi? Bülent Hanım arayamıyor mu? Yok. Yok bana abi. Oturuyor koltukta oturuyor. Hayır, ben de yanımda. Safiye nasıl istiyor? Grisini isteyecek. Hayır bak normal etmeyi isteyemez Safiye. Safiye de Bülent Hanım gaz vermiş buna. Açıyor bu. Gaz. Bülent Hanım'ın odası da evet. 1070 miydi neydi? İşte 1070 Oday number. Ha. O Bülent Hanım da diva ya. O hiç. Bir de Seda orada çiçekler odasını biliyor. Çiçek. Onun oda çiçekler, eşyalar. Bizim odada iki her gün onun çiçeği değişiyordu. Safiye'de kimisi. Bizi sokmuşlar ufak bir odaya. Bülent Ersoy oda yayla gibi böyle. Sizin odan onlar da oturuyoruz zaten. Bir ya şey ben de ben grisim. Sizin odan asıldı ya. He? Sizin odan asıldı. Bizim oda kümes gibi. Safiye'de kış kışa dayanarak yürüyoruz zaten. Bavulu koyacak yer yok. Safiye'de şey yok. Banu Alkan için fark etmiyor. Tek bavulu var zaten. Yani bir yere olsa da olur, olmasa da olur onda. Bu kaç bavulu gitti biliyor musunuz? Sen... Eve gittim ben. Safiye'nin evine bavula bakayım dedim. Hani ne yaptı Safiye, nasıl bavul? Anam, evin bir odası bavullar, ağızları açık, bir sürü valiz. Şu canlı şarkıyı söyle sonra anlatacağım. Alkışlar evet, tamam. Safiye Soymaz. Hangi sanat müziğinin eşsiz sesi. Canım benim. Yeşil mi, kırmızı mı? Yeşil, evet. Evet. Hangisini okuyalım? Tamam. Ben yoruldum hayat okuyayım mı? Evet. Hadi oku. Evet. Hani neredeydi şeyler? Biraz hadi daha canlı canlı. Canlı canlı. Biraz daha
çektim dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşen.